Merhaba beyler, ben Selim Atalay. Sizlere bugün konuştuğumuz üzere Altın Ordu kariyerini paylaşacağım. İlk başta Altın Ordu kariyerinde farklı farklı maçlar olacak, bunu söylemek gerekir. Ki beni tanıyanlar bilir, ben daha çok Güney Amerika, Güney Kore, Japonya, Amerika tarz liglerden oyuncu olup getiren, onları değerlendiren, satan kişilerim genelde. Ama bu seferki tamamen Türkler üzerine olacağını ötürü tamamen Türklere yoğunlaşıyoruz. Bakalım bu kararda nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ama şunu konuşmak gerekir. Altın Ordu ile Türkiye'nin en büyük takımı olacağım. Bunu söylüyorum. Hatta en iyi alt yapıya sahip olacağız. Ki şu an zaten öyleyiz bana göre. Daha sonra bununla beraber mali durumda da birinci olabilir miyiz? Olabilir. Çok kat oluruz hatta. Ama Türk oyuncu bulmak, onları almak, getirmek bizim için baya baya sıkıntı olacak. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şu an profilim hazır hemen hemen. Ondan diyelim direkt uğraşmadan. PTT Altın Ordu. Bakalım Bismillah diyelim ve ilk videoda kariyerime başlayalım. Başkanımızla konuşuruz. Aslında bunlara pek takıldım söylenemez ya. Artık alıştığım için direkt. Şimdi takımıza bir bakalım. Takımımızda kimler var, kimler yok. Fatih Aktay'ı zaten bilen bilir. Geçen sene de çok iyi bir profiline sahip ama değişken bir profilin olduğu ötürü pek kullanacağımı düşünmüyorum Fatih Aktay'ı. Aktay'ı pardon. Aslında bakayım deneyelim. Nasıl bir şey olacak? Göksu var. Büyük ihtimal ilk fırtma olacak. Kaleci transferlerine pek gerek duymamız gerekiyor mu diye bakıyorum da. Şimdi ilk olarak belli başlı oyuncular var. Bunların üzerine birazcık yoğunlaşacağım. Ki bunların hakikaten geleceği olacağını düşünüyorum. Cengiz Ünder'den bayağı bir açıkçası umutluyum. İnşallah karşılığını alırım bu umudun. Güzel, bu da olabilir. Yusuf Arslan. Yok, sen biraz daha gelişmeye yakınsın ya. Orta oyuncusu olarak yok. Bir kontrol bil. Kaçan pek hayır gelmez ya. Neyse şu anlık takımı kuralım. Bakalım bütçemiz ne kadar var. 16K bütçemiz var klasik olarak. Yine zenginiz yani. Herhangi bir kulübün bir borcu falan bulunmaması bizim adımıza gayet iyi bir şey. Maç bütçesi de kafa kafaya ya. Bir dakika bakayım takımdan var mı öyle büyük bir maaş alan oyuncu. Eğer işimi görmeyecekse direkt satabilirim. Yıldırım Koçay. Ofansif ortası oynuyor. Halil Tuna. Ya ilk sene transfer yapmadan geçinebilir miyiz? Geçinebiliriz herhalde. Göksu 30 yaşında. Yani Göksu'yu satıp yerine düzgün bir oyuncu alabilirim aslında ya. Ama dur. Önce bir taktik yapalım konusundan. Rakiplerimizde baya baya bir sıkıntı olacak kim var? Karabük var. Karşıyaka, Kayseri Erciyes. Giresun olabilir. Göztepe. Daha çok bir defansif taktiği yapalım biz en iyisi. Hatta dur şöyle direkt yapalım. Hmm, 4-5-1 yapalım şöyle. Ben çıkartırım bunları böyle. Şunu şöyle yapalım.
Standart. Öncelikle söylediğim gibi önce direkt ayağa pas oyunu bir düşünüyorum. Direkt paslı sistem yapıyorum klasik olarak. Fazla pres, takım disiplini olacak. Ki zaten Altın Ordu takımı bayağı bir disiplinli bilen biliyor zaten. Ayaklı savun. Sanırım bu yeterli herhalde ya. Burada Berkay Samancı. İlk olarak abi tecrübeli oyuncu olmak olacak. Bu da büyük takımlardan hani oyuncu almaya çalışacağız en temiz olarak. Çünkü ligde kalmamız için bu şart. Hele ki artan ligden çıkmamız için bu daha da şart tabii. Daha da önemli. Mesela ilk başta bakacağım takım Trabzonspor olur. Çünkü takım bayağı bir geniş. Ve ben de paylaşılan açıkçası düşünüyorum. Bir IQ deneyelim. Sanmıyorum ama vereceklerini eğer verirlerse sıfırlarsak bakayım verirler mi? Verdiler mi lan? Ne oldu? Çık bakmadım ama dur bakalım. Belki bir şansımızı deneyelim ne olacak. Orta sahaya Serdar almama gerek yok ya. Halil falan var. Onun yedeklerinde genç oynarız. Yalandan oraya şişirmeyelim yalandan. Fenerbahçe bakalım. Fenerbahçe'den çok oyuncu da alabiliriz aslında kiralayarak. Kiralık olarak. Yoks. Ya şimdi tecrübeli oyuncu derken yerine aldığım oyuncu direkt oynaması lazım bende ya. Yani takımın katkısı alması lazım. O yüzden o kadar büyük takımların genç oyuncunu alıp da onları benim yetiştirmem pek mantıklı gelmiyor bana. O yüzden dolayı direkt girecek takıma katkısını sağlayacak. Ondan sonra ne yaparsa yapsın. İstedik yere gidebilir kendi keyfi. Eğer uygun fiyatı anlaşabilirim. Takım alabilirim yani. Yok ya. Beşiktaş'ın takımı da bana vereceklerini sanmıyorum. Bir bakalım. Lan Türk söylüyorum ya. Gerek o kadar bana ya. Bu kadar da fazla keşif yapmayı pek düşünmüyorum açıkçası. Çünkü keşif yapınca benim baya baya saatim oluyor. Videolu olduğuna ötürü ufak kesik direkt yani gözlemci kullanarak daha çok Türk bulmaya çalışacağım. Yurt dışındaki Türkler, alt yapıdaki Türkler, böyle böyle. Ortaya güzel bir şey çıkarmayı düşünüyorum. Büyük takımda heba ettiği oyuncular. Kötü ama birazcık düzelebilir belki. Bu da belki tabii. Abi güzel bir golcü bulmam lazım benim. Nasıl bulacağım o tadı bir muamma.
Aslında altyapıda oynarken çok isim var benim aklıma da şu an hiç aklım gelmiyor nedense. Avustralya Ligi'ni de açtım tek şeyden ötürü. Açtım aslında kendim. Biri de bana aktif ettim. Daha fazla Türk bulabiliriz de. Çünkü Avustralya, Hollanda gibi yerlerde Türk asıllı oyuncuları olduğundan ötürü elimden geldiği kadarıyla şey yapıyorum. Şu olsa da o çocuğun gelici olur. Furkan Kupa. Direkt şöyle baktığımızda Hollanda'da Kaan Karabakal da isim mi olurmuş ya? Karabaka. Değişik. Zeki Erkalıcı. Bak bu şu geç olabilir. Denemeye değer. A2 takımında Türk olabilir miyiz dedim. Bak bir tane Türk bulduk burada. Ali Ulusoy. Türk. Deneyelim bir şans. Ama bu nasıl bir tekniktir ya. Hiç teknik denen bir şey yok adamda. Burak. Oğlum makara mı geçtiniz lan bu adamı? Ne yaptınız? Burak diye isim olur. Galatasaray taraftarıymış. Sağ çıkan adamım var. Bu Macaristanlı ya Türk. Yok Macaristan çıktı ya Faslık. Oo, ben iyice uçmuşum. Cihat Çelik. Bunu ben almış mıydım? Aldım diye hatırlıyorum ama hangi takım adını hatırlamıyorum. Ya Akisar'ı aldım ya Göztepe'yi aldım. İkisinden birini almıştım bunu. Ama yani denediğime eminim yani denediğime. Sanırım bu sene pek transfer yapmayacağız gibime geliyor ya. Şu hani hem maddi olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hani takımımız bayağı bir gençten kastım hani birazcık yani tecrübesiz. Ondan dolayı bu sene ligde kalmayı hedefliyoruz. Tabii illa hani ligde kalmayı hedefliyoruz diye şey yapacağız diye bir şey yok. Tabii klasik olarak. Takım fazla atışlanmayı istemiyor sanırım. Şimdi Sinan bununla bu Çağlar'ın biraz da gelişmesi lazım. Konu hakkında Timur Arif. Arif'i seviyorum ya Arif'i. Denemiştim kaç maç. Antrenman şunu kondisyonu ayarlayalım. Yüksek. Her taktiğe çalışsın. Sağ bek. Güzel. Sol bekim Gökhan Yılmaz bu da güzel. Oho 22 gün sonra maç mı olur? Olmaz. Şu 4 gün sonra hemen bir maç ayarlayalım hemen. Gözlemci olarak yani Sevi'nin en iyi gözlemcisi varmış bizde. Bir bakalım gözlemci ekibimize. Baş gözlemcimiz bu. Bu ne ya? Kulübün
kulübün sahibi ve başkan. Aa doğru ya, Altınordu şey değil mi? Benim kafa gitmiş ya. Şimdi sanırım ne ya? Sanırım biz bir dakika ya. Şimdi biz buraya şimdi yabancı şey getirebilir, yabancı teknik adam alabiliyoruz acaba, merak ettim. Yok değil mi? O da yok. Arkadaş. Aa. Bizim işimiz hakikaten sıkıntılı ya. Eğer şimdi yabancı adam alamayacaksak. Yok alabiliyormuş. Şimdi de alamıyoruz diye alabiliyormuşuz. Kendi kendime şey yapıyorum. Bari. Ne sen gördün ne ben gördüm, hadi. Bu Tolga hemen hemen her büyük takım oluyor nedense ya. Ben de alayım, belki bir şey olur. Koçum hadi gel, işte zorlama işte. Heh. Ekibi sağlamlaştırıp ondan sonra işte elimizden geldiği kadarıyla şey, Hollanda'da, Avustralya'da, Fransa'da gibi yerlerde direkt Türk uyruklu oyuncu artık arayacağız. Taktik belli. Oynat, geliştir, sat. Oynat, geliştir, sat. Bundan sonra işte ekol yapacağız. Yine bir ekol olabilirse tabii ki. Ne güzel. Beşiktaş şey, Cengiz'e takmış kafayı. Ben buna takmışım kafayı da, benim bunun haberim yoktu. Aykut'ta aylık güzel istiyorlar. Sıkıntılı ya. Ana, istenen paralara bak. Bak gel seninle bir anlaşma yapalım. Hani zaten fakiriz, tamam, hani sıkıntı yok. 50 maç giyerse bizden ben onu 60 ödeyeyim. Acı ayıp ama yaptın şimdi. Yok oğlum, para yok işte. Zorlama. Al sana 75 olsun. Oldu canım. Ya, tamam, kiralık da vermiyorum diyorsun. Bu ne lan? Şu adama bak ya. Oğlum neden kafamı buluyorsun ya? Ya yürü git. Niye başkasıyla mı anlaşmış? Niye anlaşamıyoruz bununla? Oğlum kafam mı iyi? Meksika ne lan? Bunlar Almanya milli takımı seçmiş kişiler mi oluyor? Ne oluyor? Oğlum beynim yandı lan. Bu ne? Meksika lan? Vallahi beyler bakalım. Hani elimizden geldiği kadarıyla ordu Altın Ordu'yla Türkiye'de yeni bir ekol yaratmak için hani elimizden geleni yapacağız. Tabii ilk tercihim direkt pas oyunu direkt. Sonuçta bizim ülkemizde pek teknik olan bir lig değiliz. Teknik olan bir lig yok daha doğrusu. Sertlikten yanı sıra yani ziyade daha doğrusu direkt pas oyunlarıyla etkili olmaya çalışacağız. Kanat oyunları, pas oyunları derken ufak bir Barcelona modeli tarzında devamlı bir al gülüm ver gülüm yapıp işte şansımızı deneyeceğiz bu yolda. Eğer işte ilk sene Süper Lig'e çıkarsak bizim için çok büyük bir başarı olacak bu. Onu söylemem gerekir.
İlk sene Süper Lig'e çıktığından sonra büyük ihtimal sağlam bir transfer dönemi yapmam gerekiyor. Bu transfer döneminden sonra ise işte kiralık oyuncuları almam lazım. Boştaki Türk oyuncuların iyi takip etmem lazım. Ki bundan önce işte 6 ay kala bir şey yapmam lazım, hani listeyi almam lazım ki kaçırmamak için. Bakalım ya. Hani elimden geldiği kadarıyla bu işi yapacağız inşallah, tutar diyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım, kolay gelsin. 'Maç oynasın dursun. Ben de gideyim bir çayımı alıp geleyim. Saniye, şunu 2 dakika ayarlamam lazım. Artan oldu. O arkadaş geldik, gol müydük ya? Sinan. Aslında dur ya, bu kariyerde 3D'den ziyade şey kullanayım biraz. Eski sisteme dönelim. Valla beyler, şimdi şöyle bir şey var, hani normal sistemler bunu tutmama ihtimal çok yüksek. Bir gol daha yedik. Bakalım ya, eğer istediğim sistem olmazsa ona göre farklı sistem oluşturuyor da açık, yapacak bir şey yok. Ama tutar diye düşünüyorum ya. Sonuçta orta sahada kadar genç teknik. İşin götür, rakip de 4-5-1 oynuyor. 4-1, 4-1. Önce işte ufak dokunuşlar yapacağım. Kontrollü oyuncu. Düşük dedim, tam doğru. Şunu ekleyeyim de güzel olsun. Yok, sen çıksın yine bir Fatih deneyelim abi. Çağla sen gir Yusuf'un yerine. Sen gel Berkay'ın yerine. Çünkü sen kal ya. Seni dur, orada deniriz tekrar. Yalnız rakip sağlam. Sağdan soldan geliyor Mübarek. Acımıyor hiç. Valla şu an hücumda beklediğim verim tam olarak yakalayamadım. Hatta onu geçtim, ama hücumda bir atak yakalayamadık. O daha da sıkıntılı. 4 şuttan ikisi isabetli. Bizim 2 şuttan birisi isabetli. Bakalım ya, yine umut. Yani umudu kaybetmiyorsun. Her taktik direkt lak tutmaz.
Ben işte bunun üstünde öyle ufak ufak oynaya oynaya Dursun'u bulacağım derken golü attı Fatih. Şu an şuradaki koşulan şeyi metreyi görüyorsunuz. Fark arada. Aa, benim takım devamlı koşacak ya. Pres. Direkt pres olarak oynadığım ötürü. Hani illa top bende olsun. Ben top bende olsa öyle. Direkt abi oradaki tüm hücum oyuncuları hani Allah ne verse direkt koşacak. Yani bildiğin tamamıyla boş alana koşacaksın. Her dakika gol gelme ihtimali var. Ah Cengiz, ah gitti beraber golü. Burada kondisyon çalıştırırken hani ne kadar hazırlık yaparsanız sizin için o kadar daha iyi. Maç kondisyonu çünkü önemli. Hani oyuncuların lige girmesi daha da hızlanıyor ya. Ben şahsen her kariyerimde rahat bir 4-5 tane, hatta en az 4-5 tane. Fazlası olarak da 6-7 tane maç yapıyorum. Belki bu sayıyı abartıp 10 tane çıkartabilirim. Şimdi takımlar geniş olduğuna ötürü. Her oyuncu oynatıyorum her oyuncuyu. Bu arada ufak tefek değişikliklerden sonra 2-0'dan durumu 2-2'ye getirdik. Demek ki bu tarz şey lazımmış takıma. Gökhan Yılmaz 2 asist yaptı. Bakalım ne olacak. Güzel güzel ya. Arka topu sahip olamasak da. Pasak. Pasası bayağı düşüklerde ya. Şu an sol bek yok şu an. Baktığımızda pardon sağ bek yok. Sağ bekin herhangi bir icraatı şurada yok gördüğün gibi. Sol bek az diyelim. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hepsini seç diyelim. Pas. Kim pası? Yok bu değil. Bu aslan kur. Aynen bu sağ bekin pası. Şimdi sağ bek toplamda isabetli olarak 30 pas yapmış. Hoş bu defansın gene de böyle ama ortadan istediğim verimi aşağı yukarı alamamışım ama sıkıntı yok. Serkan Göksu istediğim yapmış. Bak, güzel bir şey bu. Şöyle eklersek böyle ikisinin şeyi. Demek ki abi pas konusunda biraz daha çalışacağız pas konularına. Lazım yani bu gerekli şeyler bunlar. Sıkıntı yok. İlk maçtan yani kaybetmedik kendi evimizde. Yabancı takıma karşı bir puan aldık yani hazırlık maçı olsa dahil. Taktik oturdukça pas sayımız artar. Yani oyuncular taktiğe alışması lazım. Tabii bunun için de birazcık ek süre lazım. Ek süresi. Ben ne yapmıştım? Böyle yapmıştım. Akıcı. Kontrol. Klasik olarak benim klasik kullandığım sistem. Evet. Gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. Bunu alışacak. Sorun yok. Ben bunu alıştıracağım buna. Seve seve alışacaklar buna. Şu Kerem'i çalıştırayım ben ya. Kerem'den belki. Bayağı bir kötü ama. Bakalım ne olacak. Şimdi 1, 2 toplam 4 maç koymuş bunu. Manisa, Altay, Aydınspor, Bandırmaspor toplam 4 maçta ligi hazırlamamızı istemişler. Ek süre koymuşlar hani tekrar takım ayarlansın vesaire ama ben bunu pek düşünmüyorum. Çünkü gerek yok onlara direkt. Yani ne kadar fazla maç bana göre o kadar daha iyi avantaj. Yalnız bu da KFL oldu. Sevdim bunu da. Şimdi ufak bir takımlama yapalım. Yok, sen gel yine. Yabancı takım yapar tamamıyla ya. Yani yabancı değil mi? Yani adamların amatör ligi bunlar da. Bak şimdi. Şimdi şu adam al altyapıda her türlü altyapıdan kalsın yani altyapı liglerde her türlü iş yapar. Ama gel gör ki alamıyoruz işte. Sıkıntı bu. Bizim maça bakalım. Bizim maçta oynayanlara bakalım. Oo, gel.
Bize o gol atan kişiler kimdi? Yani biri şu Kel. Bir de bu. Söylediğim gibi taktik alıştıktan sonra hele ki bu pas sistemine çok rahat yani işlevsellik göstereceğimizi düşünüyorum. Ki siz de gördünüz yani. Tamamıyla şu an istediğim tür takıma alakasız bir şey. Ama sıkıntı yok. Daha yaklaşık bir iki ayımız daha var lige başlamamız için. Bu süre zarfında o uyumsuzu kabiliyetli ve yani usta tarzı bile getirtirebilirsek abi çok güzel şey olacağını düşünüyorum. Hem de bizim açımızdan oyunumuzu izlemesi keyifli olacak. Büyük ihtimal ben puan kaybını nerede yaşarım? Puan kayıplarını belki bir son vuruşlardan kaybedebilirim. Ki altını çizmek gerekirse Rocket taktik ve bir serisinde pozisyonum var ama bayağı bir pozisyon kaçırıyorum. Hani isabetli şutum yok daha doğrusu. Bunun sebebi ise forvetteki adamın veya kanattaki adamların daha mı şut çekmesinden ziyade kaleyi tutturamaması. Ama ben bu sorunun altın orada da yaşamayı düşünmüyorum. Belki atlatabilirim. Söylediğim gibi bu sene transfer yapmayacağım büyük ihtimal. Hem paramız yok. Hem hani istediğim tarz bir oyuncu yok. Hani ekstra oyuncu kalabalığı olsun diye oyuncu almayı düşünmeyeceğim. Düşünmüyorum daha doğrusu. Hani belki duruma göre devre arasında veya sezon başında takıma bir iki oyuncu alabilirim. Bu da hani yani hazır maçlarında hani beğenmediğim mevki olabilir. Veya sakatlık olabilir. Hani alternatif olsun diye olabilir. Ama yani ilk hedefim transfer yapmadan direkt az kadroyu koruyarak bir sezon tamamlamak. Ondan sonra şey duruma göre iş yapmak olacak. Zaten yanlış hatırlamıyorsam mali durum olarak Altın Ordu ilk 10'da. Ya ilk 15'te de olabilir emin değilim Türkiye'de. Şu an Türkiye'de öyle büyük bir mali durum şey yok maalesef. Hani Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından diğer takımlarla aralarındaki farklar baya baya fark var. Mesela şimdi şöyle bir durum var. Bunu ben de yapıyordum. Hani daha yeni öğrendim daha doğrusu. Şimdi biz kısa pas oynayarak kontra futbol oynatamayız. Bunu unutmamız lazım. Hani düşük tempo tutup kısa pas ile kontrole kalktığın zaman takımda bir anlaşmazlık olacaktır. Yani eğer kontra futbolu oynatmak istiyorsanız bunun en temizi yani en doğru yolu düşük tempo, hızlı oyun, yani direkt pas, direkt hızlı oyun. Direkt kanatta gidecek toplar, kanatların hızlı olmasıyla direkt kontra atak başlar ve orta sahadaki ve forvetteki oyuncular bir anda direkt boş alana yani rakip alana doğru koşmaya başlarlar. Bunun bir altını çizelim çünkü abi bu ne ya adama şey yaptık direkt sakatlandı. Şimdi ufak ufak değişiklikler yapacağız burada. Sen çık buraya Fatih alacağız. Çağlar sen ilk 11'e başlıyorsun. Aslan Kuru adam direkt sakatlandı ya yok böyle bir şey. Halil Tuna'dan pek bir hayırlı. Aslında direkt dur şöyle yapayım lan direkt. Aslında direkt en temizlik kanat destek. Kanat destek aynen. Burada daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Halil'den beklediğim şey yok. Bari şu takımı defansa yardıma gelsin. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Ha, ben duran topu falan ayarlamadım. Yalnız Fatih güzel gol attı bu arada. Sanırım Fatih beni yanıltıp ilk 11'e dönecek herhalde. İki maçta iki gol şu an. Ya Fatih Aktay aslında niye böyle tam olarak anlamış değilim. Geçen sene de aynıydı. Değişken bir profili var. Hani CHP değerleri tam olarak girilmemiş. Hani her oyuna değişen bir profili vardı. Ki 2015'te bilirsiniz hani kararlılık 20 falan oluyor bazen. Bazen daha kötü oluyor. Eğer bakarsın belki Fatih Aktay'ı bu oyunda geliştirip Türkiye'nin en iyi golcülerden biri yapma ihtimalimiz var. Sonuçta imkansız değil. Tamamen antrenman odaklı, düzgün futbol. Daha sonra düzenli futbol ile bu olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Tabi adamı övdük şu an
Sami gol pozisyonu kaçırdı sağ olsun. Tabii şu an taktiğin şeyleri falan var daha. Onu daha girmedim. Hani oyuncu direktifleri var. Takım talimatları falan var. Bunların hepsini zamanla halledeceğim. Az kısım götürdü adam. Şaşırdım. Daha sonra duran toplar var. Taç ayarları var. Servis vuruş kullanma şeyleri var. Bunları yani tahmin ediyorsam diğer videoda yapabilirim. Bir de ben bu hani hazır maçtan direkt ilk 11 tamamı çıkar yap tarz şeyi pek sevmiyorum hani o tarz şeyi ben pek görmezsiniz. Ben daha çok hani ufak tefek oyuncu değiştirerek yani mevkileri değiştire oynatıyorum. Ki yani duruma göre oyuncuların gösterdiği verime göre değişiyor bu şeyle. Mesela şimdi demin beri kanat oyunları yok. Yani kanatlarda bayağı bayağı eksiyiz. Bundan dolayı iki kanata çıkarıp yerine farklı oyuncular aldım. Bakalım bu nasıl bir etkileyecek. Misal isabetli orta olarak 15 tane orta denemesi yapmışız ve bir tane isabet. Bu bildiğiniz berbat bir şey oluyor yani. Hoş oyunda genelde düşündük mü? Pek bir şey olmuyor. Top kapma sayısında rakibe çok azız. Rakip daha başarılı bizde bu şeyde. Hava toplarında üstünlüğümüz yok. Yine rakipte yine maalesef. Bir de ne alakası hiç emin değilim ama benim takımlarda birazcık Burak Yılmaz olma modeli var ya. Hani hep her maçta hani en fazla hani olsa diye kalan takım hep biz nedense. Çağlar hiç denemedim. Hani nasıl girişinden emin değilim. Hiç bakmadım da ilerleyen yılların profillerine falan. Ama inşallah hani verdiğim emeğe karşılığı olarak gelişir de. Hani devam oturaklı bir savunma hattım olur diye umut ediyorum. İlk maça göre gayet iyi. Bu sefer topa sahip olma oranı bizde ki düzeltme olarak. Pas olarak 420'ye 468 pas yapmışız ki bu yine iyi ortada çok iyi bir trafik dönüyor. Bakalım ya bunu hani elimden geldiği kadarıyla arttırmaya çalışacağım. Tamamen de bütün takım herkes abi o pas sistemi oturacak. Ben tamamen pas sistemi dönen bir futbol istiyorum. Bunu aslında normal takımlarda denilmiyordu. Bakalım bunu soruyor. Merak bekliyorum bu nasıl olacağını. Kısa pas. Daha az risk pas. Hatta 2 dakika şurada bir hemen ayarlayalım şeyleri. Hazır vaktimiz varken uzak direğe keseceğiz. Yok yakın direğe kessin. Yakın direkten daha biz için daha iyi olur. Orta daha sık kaçacak. Orta daha sık açtığına ötürü. Hatta ortaya geçelim. Sonuçta kimse bize kafa atacak diye sanmıyorum ben. Şöyle yapalım. Hatta şunu kaldıralım. Aynen. Şöyle yapalım. Bizim için daha iyi olur bu. Çünkü tamamen bir pas odaklı oynayan ötürü. Direkt pas yani. Her şeyimiz pas. Gole giderken pas. Top çevirmekten yine boş. Yine pas oluyor ama olsun. Yani rakip presteken hani tam olarak tarif edemiyorum ama klasik olarak bir Barcelona örneği, Bayern Münih örneği verebiliriz. Ama benim oynatacağım sistem daha çok hani Barcelona uyuyor ya. Pardon, Bayern Münih uyuyor.
Bayern Münih gibi. Dur şunu bir destek yapalım. Yani şöyle yapalım. Daha iyi olur bizim için. Aynen. Şu an ayarlamış olduk her şeyi. Duran topları da ayarlama. Ayarlayalım ya. Diğer videoya kalmadan ayarlayalım. Öncelikle ben şu şeyi sevmiyorum. Kredi vesaire onlar pek bana göre gerekli gelmiyor. Şunu şöyle yapalım. Aynen. Şunu sol olarak da ayarlıyorum tabii de. Şunu şöyle ayalım. Koyalım pardon. Şunlarla şunu bir yerleştirdim ki ön direkte karşılayanlar şu olmasın. Yok yanlış oldu şöyle. Hücum pozisyonu, hücum hala tam olarak bir net taktiğim yok maalesef. Hala yani bulmaya çalışıyorum taktikleri. Ama hala bulabilmiş değilim. Bakalım ya Mevla artık. Kontra yememek için. Gide ben toplam 4 adam bırakıyorum. Çünkü taktiğin tutma ihtimali yok. Hani tutma ihtimali kastım yani. Hani tutacağına bir garantiliğim yok. Ondan ötürü risk almayı açıkçası istemiyorum risk almayı. Bunun ötürü direkt hani kontra yememek için oyuncularımızı gede bırakıyoruz böyle. Serbest vuruştayken nasıl şey yapıyoruz? Bu savunma hattı. Hemen hemen aynı. Şöyle yapalım. Neyse. Hücumda da ben ne etmesin ne alakası için hani bilmiyorum diye bunu yaptığımı. Hep uzak deri oynuyorum nedense. Bu da hazır. Hani şu anki ilk bölümümüz bu kadar olsun. Zaten bir bakayım kaç dakika olmuş. Zaten 43 dakika olmuş. 43 dakika bana göre yeter artık ilk video için. İkinci videoda hani herhangi bir değişiklik veya sizin hani video kaydetmedim herhangi bir şey olmadan tamamıyla video üzerinden devam edeceğiz kariyerimizi. Bakalım bu söz tarafından nasıl bir şey olacak, nasıl bir sistemi tutturacağız. Bu sistemimiz maça elitlere yansıyacak mı? Pas oyunundan sonra bu oyuncuları nasıl etkileyecek? Bakalım. İnşallah bizim için hayırlı bir şey olur. Kendinize iyi bakın beyler. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek ümidiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.